Ben seni Yeniçeri kullarımı zapt et diye ocağın başına geçirdim. Sen? Gözünün önündeki ihaneti görememişsin. Hünkârım, ben her ortaya güvendiğim birini yerleştirdim. İfşa olmuş. Ondan gizli yapmış soysuzlar. Biliyorum bu mazeret değil. İhmalim büyük, cezama razıyım. Ne cezası Kemalkeş? İzahat ver. Başka kim var bu işin içinde? Bütün ağalar sorgu sual ediliyor hünkârım. Anlaşılan o ki ihanet çemberi Ferhat Ağa ve ortasından ibaretmiş. O vakit topyekun bir isyan değil. Değil paşam. Aralarından kaçmaya teşebbüs edenler olmuş. Sabaha kalmaz hepsini yakalayıp orduya getiririz. Ben mi hata yapıyorum? Yok yere herkesten şüpheleniyorum diye hayıflanırken. Şu hale bak Mustafa. Hıyaneten yakınımdan geldi. Kanımdan. Hünkârım. Şükürler olsun ki sağ salim başımızdasınız. Doğrusunu söylemek gerekirse Şehzade Bayezid'den ben de şüphe etmezdim. Neden? Yerime neden göz diktin? O büyük yangından sonra tahtta senin oturmanı haykıran bir kadın çıkmıştı karşımıza. Onun sözleri mi cesaret verdi sana? Keşke, keşke sen değil de şehzademiz olsaydı tahtta. Yahut validen mi zehirledi seni? Bayezid'i tahta çıkartmak istemişsiniz. Ben asla. Yoksa meftun olduğun hatunun canını almanı istediğim için mi? Abi. Gerekeni yap Bayezid. Yapmam demiştin. Sana ihanet etmem demiştin. Bilin ki fitne ehlinin sözlerine yüreğimde, zihnimde kapalıdır. Bizim aramızda çok güçlü bir köprü var. Ve her kim bu köprüyü yıkmaya kalkar altında ezilir. Hünkârım, Rabbim şahidim olsun ben size zinhar ihanet etmem. Neden Bayezid? Neden? Yerime neden göz diktin?